Merhaba arkadaşlar. Bu villamız Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde İmbat Koyu'na 1,5 ya da 1 kilometre yakınlıkta, Altın Kuma uzak 4,5-5 kilometre yakınlıkta Altın Kuma diyebiliriz. Fiyatı 2 milyon 800 bin TL 5 artı 1'dir. Diyeceksiniz ne oldu, fiyat çok pahalı. Evet doğrudur. Burada 800 bine de eski evler var. Hisar Mahallesi'nde 500'e de evler var. Dolayısıyla sahibi de bunu bu paraya satıyor. Ben de sunuyorum size. Niyetiniz varsa, fiyat kafanızda çelişki yaratıyorsa ekspertiz yapabilirsiniz. Ya da daha uygun olana bakabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, birazdan evin içini de size arz etmiş olacağım. Mesela bu sağdaki ev geçen yıl 1.400'e ben satmaya çalıştım. Biriyle anlaştığım gibi sonra satılırsa satılsın gelmedi. Dedi abi gelmedi, sonra satıldı. Bakın bu çatılı evler var ya, bakın orada bitişik nizam böyle, orada 800 bine 12-13 yaşında evler var. Bir iki tane var. İşte bu tank inşaat yapan yer abi almadı. Bakın şimdi olsaydı bu da bu rakamlara olurdu. Gerçi bu yaptığımızın kalitesi daha iyi. Şimdi bazen böyle bir şey söyleyeceğim, lütfen kimse yanlış anlaması ya birilerini eleştiri anlamında değil. Şimdi insanlar ihale alıyor. İnsanlar memlekette acayip acayip şeyler yapıyor. Bodrum'da milyon dolarlık evler var. Didim Marina'da 30 milyonluk yatlar var. İnsanlar onları araştırmıyor, nereden getirdi diye. İşte adam Muş'tan gelmiş, Ağrı'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, ne bileyim işte bir Anadolu'dan gelmiş. Yapıyor, kendine 3-5 kuruş kazanıyor. Bu ne oldu falan diye sitem ediyor. Bu insanlar emekçi, bu inşaatta, inşaata çalışıp amelelik yapıp yemediler, kuaföre gitmediler, kafeye, bara, diskoya, Jack Dennis açmadılar, loca kiralamadılar. Bunlar çalıştı, kendi ev yapmışlar. Şimdi parası, şartları el verirse insanlar gelir alır. Dolayısıyla bu insanlara sitem et, bunları kötülemenin anlamı da yok. Eğer hani bir sitem edilecek birileri varsa onlar da aşina. Ben de biliyorum kimdir, siz de biliyorsunuz kimdir. Durum bu. Dolayısıyla bu şöyle oldu, bu böyle yersiz yorumlar veya işte isyankarlık yapmak doğru değildir. Onu ben arz edeyim. Yani biz de bunu sunuyoruz. Size sıcak gelen, daha doğru güvendiğiniz adam olursa gider onu tercih edersiniz, ondan alırsınız. Biz de yani illa ev satacağız diye illa her şey toz pembe, kişiliğimizden vazgeçecek halimiz yok. Toprak geldik, topraktan geldik, toprağa gideceğiz, toprak evlerde kaldık. Durum bu. İşte öyle değerli dostlar edindik ki, mükemmel insanlar edindik. Onlar da diyor ki devam et, güzel falan şu bu. Neyse işte biz de sunuyoruz. Evin arkasını, önünü, çevresini drone'la yaptım. Evet. Birazdan içini de arz etmiş olacağım değerli arkadaşlar. Bakın sağ taraftaki Coral Garden. Orada da bizim akrabalar yaptı. İngilizlere satılır, İngilizler Türklere satılır. İşte öyle bir şeyler var orada. 800 bine 3 odalı evler var. Başımızı sokabilecek ama hem Mercedes 4 çeker olsun, hem zırhlı olsun, hem de ucuz olsun, yok öyle bir dünya. Yani arkadaşlar adam yapmış, Ali abi vallahi yıllarca çalıştı. Ben de kaç yaşında, 60 yaşında merdiven dağılmış, kum çek bilmem ne. Bunlar gurur verici bir şey. İyi ki yokluk çekmişiz. Hiç de şey değil sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım eve. Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Bu görmüş olduğunuz ev fiyatı 2 milyon 800 bin TL. İddia ediyorum ben bugünlerde çok gezdim. Yani kaç yıldır bugünlerde derken, yani yıllarımı bu inşaat sektörüne verdim. Ben ilk defa böyle iddialı, temiz bir inşaat gördüm. Yani diğerleri de iyi ama el elden üstündür. Peki neden bu kadar iyi yapıldı? Sahibi iyi bir inşaatçıdır. Emekçi, inşaatta çalışan bir adam. O yüzden kendisi bütün taşları tane tane her yerine eli değmiş, iddialı yapmış. Heyecanlı bir abimiz, ben de akrabam. Dolayısıyla bu eve 2 milyon 800 bin TL para istiyorlar. 5 artı 1 drone görüntüleri de sunacağım sevgili arkadaşlar. Drone görüntüleri videonun başına ya da sonuna ekleyeceğim. Bu arsa klasik burada yapılan evlerin hepsinden arsası daha büyük. Dört tarafı açık, müstakil bir evdir. Havuz başına, salon çok büyük. Evet, komple camla havuza bakıyor. Alaaddin abinin oturduğu yerde de barbeküsü var. Önü yol değerli arkadaşlar. Burada da böyle araç otoparkı var. Bunu da size söylüyorum. Duvarlar bile granit yapılmış. Şimdi size dışını biraz arz edeceğim. Birazdan da içini arz edeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi ben konuşuyorum ama boş konuşmuyorum. Mesela çeviriyorum.
Bu ev geçen yıl 1.450 liraya bir hemşerim vardı, alacaktı. Sonra bugün gelirim, yarın gelirim ya kalırsa biri aldı. Şimdi bununla ne kastediyorum? Fiyatlar üştü. Ne demir aynı kaldı, ne marketteki içecek, ne su, ne giyecek, ne et, yani ne telefon. Her şey üştü mü? Evet. Ama inşaat özellikle biraz daha yüksek oldu. Mesela şunlarda geçen yıl bu arsanın aynısını adamlar iki tane yapmış. Bunlar bir tane yapmış. Onlar geçen yıl 750 idi. Evir çevir kimse almadı. Dolayısıyla şimdi gayrimenkul o yüzden uçuyor gidiyor. Ben başka bir şey yine eklemek istiyorum. Bu içimden geldi. Şimdi ülkede yolunda gitmeyen bir takım işler var. İnsanlar onu gözü görmüyor. Geliyor Anadolu'dan gelmiş. Kendine bir inşaat yapıp 2, 3, 5 kuruş parasını bir araya getirip inşaat yapan insanlara ne oluyor? Nereden getirdin? Ya gözünüz o ihaleyi geçirenler. O böyle kaç gündür medyada ülkeyi karıştıran adamları görün. Yani gelip dolayısıyla bu adamların kazancını da bence çok görmek doğru değil. Ben bu insanların kazanmasını istiyorum. Çünkü bunlar çay içilir, halo denir, teyze denir, abi der, eze der. Böyle tam Anadolu insanı, tam böyle çayı, soğuğu, ayranı içilir. Bu tipler kazansın arkadaşlar. Benim gibi tiplerden size zarar gelmez. Bir tane adam geçen gün yazmış böyle 2 metre boyunda. İşte böyle profilleri de hep böyle kırmızı bayraklar içinde bir partinin mensubu herhalde. Ondan sonra demiş ki vay tilki uyanık ya, ben ne tilkiliğimi gördüm. Sonra da ilanını sildi. Ya aklı başında adam, yani bıyıklı bir adam. Dolayısıyla böyle tipler de var. Gidip başkasını görmüyor, geliyor bize öyle diyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ben bu 2 milyon 800 bin TL'lik evi size sunuyorum. Gelirsiniz, dilerseniz eksper gönderirsiniz, işinize gelirse alırsınız, gelmezse kimse size ya da bir başkasına zorla evi satmıyor değerli arkadaşlar. Eksper getirin. Dolayısıyla televizyonda kimi bal satıyor, kimi reklamlarda kadın saç boyası satıyor, kimi bebek bezi satıyor, kimi araba satıyor, kimi kredi kartı satıyor. Yani şimdi pahalı olanlar var, ucuz olanlar var. Yani biz o reklam verenlere diyelim, niye yapıyorsunuz? Sen işte bu boyayı niye pahalı satıyorsun diyelim mi? Deme hakkımız yok. Adam yapıyor. Yani adam uğraşıyor, yapıyor. Alırsın, almasın, o sana kalmış bir şey. İşte bu granit taşı öyle uzaktan elin nasıl diyeyim? Yani teşbih kötü olacak, o yüzden işime gelmedi. Yani işin içine girmeden pehlivanlık yapmak, ben pehlivanım herkesi yenerim demek doğru değil. Çünkü gelin bakın, buyurun, siz daha uygunum hal ediyorsunuz. Gelin kendiniz bir arsa alın, yapın. Siz de bu çeşmenin suyunu için derim. Değerli arkadaşlar, ben bunları söyleyince çok bilmişlik taslıyorum, çok didaktik anlamda her şeyi biliyorum diye değil. Ama nacizane karınca kadarınca bu sektörde ömrümüzü verdik. Neden ömrümüzü verdik? Biz bir devlet kurumundan memur olmak istedik. Bizi koymadılar. Polis olmak istedik, olmadık. Ne bileyim, bir sürü şey. O yüzden çaresiz kaldığımız için bir ayağımız 31'i 35 numara öyle Ege'ye geldik. Bir şekilde çaresiz kalınca çalıştık, çırpındık. Çaldık gibi oldu. Evet. Çalıştık, çırpındık. Bir halde böyle olduk. Her şeyin hayırlısı da Allah bilir demek. Demek hayırlısı da bu sevgili arkadaşlar. Dışını bitirdim. Drone görüntüleri videonun başına ya da sonuna ekleyeceğim. Bizim orada ben bugün videoda bir tane daha söyledim. Dua var, bir de beddua var. Sizin de düldül attım binicisi olun. Rızkınız kaplumbağa üzerinde olsun. Allah her şeyin en güzelini size versin. Bu güzel bir şey. Bunu işte bir kolejde falan birileri söylemedi. Ronay gel. Evet, girer girmez koridorumuzu size arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu bizim koridorumuz. Burada İnternet, Wi-Fi burada. Klimalar komple bir yere toplanıyor. Fiyatı 2 milyon 800 bin TL. Bu vestiyerimizde kamera sistemi var. Klimalar bu kapı şapkasının üstünde hepsi toplanıyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi size şu kamerayı biraz ufaltayım. Bakın bu geniş açı niye diyor? Ben ufak açı yaptım. Değerli arkadaşlar, burası salon. Ben o kadar Didim'e gel git gel git Didim'in suyunu içiyorum. Kaç yıldır buralarda yaya arabayla gez. Yani bugün bile bak herkes bir şeyler peşinde. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle büyük bir salon görmedim. Bu karşıdaki camlar sevgili arkadaşlar havuza çıkıyor. Havuza çıkıyor. Evet. Burası salonumuz.
Salon bu değerli arkadaşlar. Salonu gösterdim. İki kapısı var. Evet. TV ünitesi falan da şuralarda. Çok klasik, böyle çok caf caf yapmamış sade renkler. Ve geldik mutfağa. Burası mikrodalga değil mi Ronay? Evet, burası mikrodalga fren. Burası da o taşların alnına bile granit yapmış yani. Bu mikrodalga nereye granit alnına bile yapmış. Bu da mutfağımız değerli arkadaşlar. Bu da mutfağımız. Salon buradaydı, gördünüz. Evet Ronay, açtın. Tamam. Bak şunun alnına bile granit yapmış. Duvarları görüyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar. Bir gölge. Bütün duvarlar böyle bakın. Hepsi granit. Hepsi granit. Üstler vesaire vesaire. Bakın buralara bile granit yapmış. Buralara bile granit yapmış. Değerli arkadaşlar. Komple akıllı bir ev. Klimalar nerede toplanıyor? Hiç duvarda klima ünitesi görmezsiniz. Hepsi bir yerde toplanıyor. Burayı da arz ettik. Ve burada geniş bir lavabo var. Oraya muhtemelen çamaşır makinesi koymak için burada oturma taşı. Burada da bir Hilton dolap. Ve bu altta durum bu. Dilerse oraya duş da yapılır. Yani acele bir duş. Burada görüntülü diyafon. Zaten kamera sistemi her yerde var. Evet değerli arkadaşlar. Burayı size sunuyorum. Şimdi ben yapıyorum ya, bazen diyorlar bu ne ya abi, adam bu evini istiyor. Ben de yani çaresizim derken yani bir işim yok yani, şu anda bunu iş edindik. Ben de ne bulsam koyuyorum, satıyorum. Ama emin olmadığım bir şeyde sorunlu bir adamın evini de satmıyorum. Ama takdir sizin yani, ev bu. Neyse çok uzatmayayım, altta salonla mutfağı gösterdim. Oda bir değerli arkadaşlar, bütün odalarda telefon, televizyon. İşte merkezi sistemdir, anteni. Yukarıda merkezi sistem. Evet, bu oda bir. Televizyon muhtemelen oraya gelir. Didim'de doğal gaz yok. Didim'de ısı pompası kurabilirsiniz. Bu da ikinci oda. Isı pompası kurarsınız. Isı pompasının en pahalı olanları 60-70 bin lira. En ucuz olanları da 10-15 bin lira. 10-15 bin lira olanlar çok elektrik faturası gelir. 60-70 bin olan elektrik faturası az gelir. Değerli arkadaşlar. Evet. Burası da ebeveyn banyolu odamız. Evin iki odasını gösterdik. Koridorumuz da böyle. Sevgili arkadaşlar. Bu da evin üçüncü odası. Değil mi Ronay? Hı hı. Evin üçüncü odası. Her odada televizyon yeri var. Her odada televizyon yeri var. Değerli arkadaşlar. Güzel yapmış. Bakın bu aplikler henüz takılmadı. Bak bu klima yeri. Klima yerleri hep merkezi sistem. Böyle boru moru yok. Çelik kapının üstünde bir şapka var. Oraya gidiyor klima. Değerli arkadaşlar. Ronay, bu banyoyu da göstereyim. Evet. Şimdi ben şunu arz etmek istiyorum. Gerçekten yani adamlar büyük ihaleler alıyor. Enerjiden alıyorlar. Bilmem. Bir sürü yerden alıyorlar, iletişimden alıyorlar, ulaşımdan alıyorlar. Yani bir sürü şeyden alıyorlar. Bizim insanımız onları görmüyor, geliyor. Evine gidip yatabileceği, çayını suyunu içebileceği, cenazesine düğününe giden insanların 3-5 kazanacağını dil uzatıyor. Ya bu gerek yok. Bu insanlar, bizim insan bir villa 5 milyar olsa ne? Adam Bodrum'da gidin bakın neler oluyor zenginler. Başka yerde. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla bu adamlar, evet bu da evin üçüncü banyosu. Dolayısıyla bu tarz insanlar bize lazım. Beni YouTube'dan, işte sahibinden, değişik reklam kuruluşlarıyla iletişime geçip gelip beni görenler oldu. Yani benim faydam var. Bir çayım kahvem içilir. Bir klimada serinlenirsiniz. Bir araçta sizi garaja götürürüm, havalimanına götürürüm. Yani ben, ama o aşırı ihale mihalelerde aşırı şey yapan hiç siz görmezsiniz. Personelini bile görürsünüz. O da emir komuta bende değil. Hiç muhatap olmaz. Dolayısıyla bu insanlar kazansın arkadaşlar. Bu da evin üçüncü banyosu. Dudu dilim, sitem karım. Öyle gibi oldu. Ama az daha düşüyordum. Evet arkadaşlar, orada da pencere, pancara.
Burada da bir depo var. Onun arkası. Onu bakmaya gerek yok. Güzel bir yer. Ve bu dördüncü oda. Dördüncü odamız değerli arkadaşlar. Oda dört. Oda dört. Evet. Burası da oda beş. Beşinci oda. Kalifer sistemi var. Dedim de doğal gaz yok. Isı pompası bizim evdeki gibi takarlar. Değil mi Ronay? Evet. Evet. Burada da klimalar yine orada. Ve 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 ve. Merhaba Ronay. Ronay mutfak nerede lan? Sen buraya terasa bir şey tezgah koysaymış iyi oluyormuş. Buraya bir tezgah koymamışlar. Evet. Tezgah yeri var ama. Evet. Burası da terasımız değerli arkadaşlar. Terasımız. Kafanızı ağrıttıysam bağışlayın beni. Bu evim 2 milyon 800 bin TL. Değerli arkadaşlar 2 milyon 800 bin TL. Durum da bu. Evet bakın bir şey daha arz edeceğim. Burada yok. Burada şu görmüş olduğunuz evlerde bir tane var. 800 bin TL eski ev. İleride bitişik nizam ufak bir arsada vardı. Bak onun arkasında. Bu 1.250-1.400'lü kimse almadı. Şimdi 1.700 yaptı. İleride bu tarafta 2.850 var. Bir tane 3 milyon var. Yani bakın buralarda kaç yıl önce hiçbir şey yoktu. Şimdi mantar gibi çıktı. Şimdi o ileride sitenin içinde bir tane bende var. 1 milyon 100 bitişik nizam. Efendime söyleyeyim. Şu Yönder Koleji'nin orada 3 milyon 600'e var. Evet 3.5'a var. Durum bu sevgili arkadaşlar. Buralarda da bir tane arsa vardı bir ara. Satılmıştır herhalde. Benim dediğim 500 metre arsalar nerede? Bu evlerin bittiği yerde. Bu evlerin bittiği yerin diğer tarafı 500 metre arsa var orada. Birkaç tane var. Çok değil. Birkaç tane var. Fiyatı 1.600. Hani efendim teyit etmek istiyorsanız ben söylerim. Gidin 1.300 verin. Eğer verirse dersiniz ya kardeşim sen. Durum bu sevgili arkadaşlar. Size arz etmiş olduğum. O yüzden ben sunuyorum. Pahalı mı ucuz mu? Efendim nedir? Sen çok konuşuyorsun. Kurban olayım. Durum bu işte. Aha bu en üstteki oda. Bu da en üstteki oda. Değil mi Ronay? Evet. Evet. Dilerseniz ekspertiz yaparsınız. Ona göre alırsınız. Yine kafanız karışırsa yani almazsınız. Yani durum bu ama ya da araştırırsınız ya da yok bunlar çok kazanıyor. Ben niye kazanamıyorum? Ben fazla paramı veririm derseniz gelin kendi bir arsa alın. Siz de bir pehlivanlık yapın bu çeşmenin suyundan. Durumu sevgili arkadaşlar size arz etmiş oldum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.